Allah isterse bir kulun işini mermere geçirir dişini. Allah istemezse bir kulun işini muhallebi yerken kırar dişini. Hayat uzak dur benden, bana dokunma. Arkadaşlar şu an aracı yükledik. Hazırız arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Çekip gidiyoruz delikanlı gibi. Merhabalar arkadaşlar. Adıyaman Oto Çekici ile Yolculuk kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Arkadaşlar şu anda bir Şanlıurfa Hilvan'da kalmış bir araç var. Beni aradı. Adıyaman'dan çıkıyorum. Şanlıurfa Hilvan'a doğru yola gidiyorum. Şimdi ben az önce motorumu bakıma götürmüştüm. Oradaydım arkadaşın yanında. Telefon geldi. Daha önceden de bu arkadaşı çekmiştim sanayiye. Altını kartelini vurmuştu yere. O yüzden motorda hafif bir ses vardı. Galiba yağ değişip öyle bırakmışlar. O yüzden de şu anda motor kilitlemiş dedi. Şimdi gidiyorum onu almaya. O yüzden yine yola sizlerle birlikte gitmek istedim. Siz de bu yolculuğa katılın istedim. Bakalım bizi nasıl bir şey bekliyor yolda. Motoru da bakıma bırakmıştım. Gerçekten ben şimdi işten dolayı fırsat bulamıyorum motoru yıkamaya. Şu anda motor bizim gruptan Hakan abinin yanında bıraktım. Sağ olsun motoru tanıyamadım ya. Harbiden çok değişmiş. Yıkamış falan böyle parlatmış. Motorum temizmiş, benim haberim yokmuş. Arkadaşlar bu tür durumlarda mesela motordan ses geliyorsa bazen hani biz ustalara fiyat az gitsin diye genelde diyoruz abi işte kurtaracaksa filan yağını değişelim, biraz düzelsin veyahut da ufak tefek bir şey yapıyoruz. Öyle geçiştirmeye çalışıyoruz. Yalnız haberiniz olsun, bu şekilde ileride bir problem olduğunda hani daha çok büyük bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Mesela büyük bir ihtimal bunlar da hani kartilde kaçak olduğunda motorda ses gelmişti. Zaten ben dedim hani motoru mutlaka indirin. Çünkü ben daha önceden de tamircilik yapmışım. Büyük bir ihtimal bu arkadaşlar da sadece yağ değiştirmiş. Seste yağ yeni olunca hafif bir azalma olmuştur. Yalnız o motor yatağa zarar verdiği sürece gözle görünmeyecek bir kılcal çizik bile olsa zamanla motor sarıyor. O yatak sarıyor. O yüzden de daha büyük problemlere yol açıyor. Mesela ya kranga eğiyor, ya bir el kollarını eğiyor. Yatak sardıktan sonra zaten motor tam kitleme seviyesine geliyor. O kitlendikten sonra da daha büyük problemler çıkıyor. O yüzden olabildiğince durumunuz varsa diye bir şey de yok. Hatta çünkü olmuş bir şeyi mecbur yapmak zorundasınız. Hani daha büyük problemlere yol açmaması için motoru baştan aşağı yaptırın. Tabii güvendiğiniz bir ustadan baştan aşağı yaptırın ki daha ilerleyen zamanda daha büyük bir problemle karşılaşmayasınız. Ve atıyorum motoru açmışsınız, bir işçilik vermişsiniz. Tekrardan motor açılacak ve aynı işçiliği tekrardan vermiş olacaksınız. O yüzden olabildiğince bu tür durumlarda motorunuzun tamamen bakımlarını yaptırın. Mesela bundan önce Adıyaman'da bir don olmuştu. Ben Facebook'umda özellikle hani çekici işi yapıyorum ama yine de hani millete zarar gelsin istemiyoruz. Özellikle yazmıştım arkadaşlar, antifrizinizi mutlaka koyun. Soğuk bir hava geliyor. Çünkü Adıyaman hani soğuğa alışık bir memleket değil. Genelde soğuk olmuyor burada. Hani öyle bir dondurucu soğuk olmuyor. Antifrize gerek bile kalmıyor. Yalnız hani biz vatandaş olarak sadece soğuk havalarda antifrizin konulduğunu düşünüyoruz. Normalde 4 mevsim motorunuzda antifriz olması lazım. Mesela ben o uyarıları yaptığım hafta don başladı. Belki günde 20-30 tane araba çekiyorduk ve hepsinin de genelde ya motoru patlatmış üst kapaktan, hani soğukla sıcak birbirini sevmediği için motordan olduğu halde arabayı çalıştırıyorlar. Ya bloğu patlatıyor, ya üst kapağın en zayıf bulduğu noktasını patlatıyor. Yani uyarı da yaptım. Tabii hepsi, herkes benim Facebook'umda veyahut da beni takip ediyor diye bir şey de yok. Çok büyük sorunlarla karşılaştık. Mesela bir antifrizdir, yani antifriz koyacaksın 40-50 TL ama arabalara belki 14-15 milyar dizel araçlarda masraf açtığı oldu. Ya bu tür şeylerde bakımlarımızdan kesinlikle kaçmayın. Bakımdan kaçmadığınız sürece de araca kolay kolay bir şey olmaz yani. Şu anda Adıyaman'ın çıkışındayız. Sağımızda muayene istasyonu var. Araç muayene istasyonu. Dediğim gibi Şanlıurfa'ya doğru gidiyorum. Şanlıurfa'nın daha doğrusu ilçesi Hilvan'la havaalanının arasında bir yerde kalmışlar. Şu anda Şanlıurfa yolu ayrımına yakınız arkadaşlar. Ya size uzun yol videosu çekeceğim. Bir türlü bugünlerde uzun yolum hiç çıkmadı. Normalde ben uzun yola çok çıkardım. Hatta benim hesaplarımda bu bellidir. Yani gitmediğim yer kalmadı Türkiye geneli. Ama bugünlerde bir doların düşmesinden dolayı mı neyse bilmiyorum, bir kriz ortamı var ya, kriz demeyeyim de hani şöyle bir durgunluk var piyasada. Aşırı bir durgunluk var. Gerçi bu mesela ben daha önceden oto alım satım işi de yaptım. Bu sürekli her yıl başından sonra bir piyasada durumu oluyor. Ha bir de şu şey de var arkadaşlar ya. Harbiden bu büyük bir sorun, kuraklık. Bu sene gerçekten kış çok kurak geçti. Hani normalde şu anda kışın ortasındayız. Lakin ne yağış var, ne kar var. Hiçbir şey yok. Hani ekinler şu anda mesela normalde çok aşırı canlanması lazımdı. Bakın karşıda ekinler görünüyor. Hani 10 santim ya çıkmış ya çıkmamışlar. İnşallah mahsuller çıkar da bir yağış falan olursa mahsuller çıkar da yine bir kıtlık yaşamayız. Zaten bunlar hepsi birbirine bağlı bir zincir yani. Çiftçi durursa bütün işler duruyor. Çiftçinin işi olmazsa hiçbirimizin olmaz. Bu yol arkadaşlar biraz stabilize yol. O yüzden videoda çok sallanma olabilir. Sol şeridi kullanayım arkada araç yokken. Belki sol şerit biraz daha temizdir. Hız sabitleyicimizi açalım. Böyle devam edelim. Şu anda Adıyaman Şanlıurfa yolu burası. Şanlıurfa'nın tam merkezine girmeyeceğim. Bozova ilçesi var. Bozova'dan sol yapacağım. Orada ileride bir yerde kalmış ama son anlarında şey açacağım. Bozova'dan sonra bir navigasyon açarım aracım tam yeri için. Genelde müşterilerimden konum istiyorum. Konumla gidiyorum. Daha sağlıklı oluyor. Hani tarif üzerine bazen yanlış bilgi veriyorlar veyahut da biz yanlış anlıyoruz. O yüzden hani yanlış yere gidebilme ihtimalimiz var. O yüzden konum daha mantıklı geliyor bana. Havada bugün çok güzel bir hava var. Hani ne sıcak ne soğuk, orta derecede bir hava var. Yalancı bahar dediğimizde. İnşallah şu yağışlar falan olur da soğuk olsun, bir şey olmaz. Yağış olsun. Çünkü harbiden çiftçilerimizin durumu şu anda çok kritik. İnşallah yağış falan olur da şu kuraklığı biraz atlatırız. Şu anda ilerimde bir radar var. Zaten ben hız limitlerim belli benim. Hiç aşmıyorum. 80 km hızı kolay kolay aşmıyorum. O yüzden radarla çok bir problemim olmuyor. Şu anda önümüzde bir radar kurulu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Karşıdan zaten diğer şoför arkadaşlar selektörü de çakıyor. Türk milletinde harbiden bu dayanışma çok güzel bir şey. Mesela kornanın bile bir selam şekli var. Kornadan küfür şekli var. Yani gerçekten bir kornayla bir sürü iletişim kurabiliyoruz biz Türk milleti olarak. Selektörle mesela çok güzel iletişim kurabiliyoruz. Ha, benim buradaki hızım 85 civarları ama ben gene de hızımı 70'e düşürdüm. Şu anda tekrardan 80'e çıkaracağım. Aracım kamyonet bu arada. Daha önceki videoda da bahsettim. Aracım 35C15 dedikleri seriden 2300 motor var, 150 beygir. Lakin ben buna dediğim gibi geçen videoda bahsetmiştim. Bir yazılım attım. Şu anda 185 beygir civarlarında. Onun haricinde katalizatör değil de EGR ve partikül iptali yaptım. Onları biliyorsunuz. Önce egzozda partikülü boşaltıp sonradan yazılımla yazılımdan onları devre dışı yapıyorsunuz. Bu şekilde bir yaklaşık 10 beygir falan da o şekilde biniyor üstleri. Çift araç attığımda bile aracım zorlanmıyor. Gerçekten çok güzel çekiyor. Lakin hani sadece bir traktör attım diyelim 4x4 5 ton civarlarında, o zaman çekiş düşüyor. Ama 5 tonu parça parça atarsan, mesela remork ve ta 2 tonluk araç olsun, üstte de 3 tonluk araç olsun, o şekilde rahat çekiyor. Ama hepsini kasaya yükleyince biraz problem yaşıyor. Araç çekişini düşürüyor. Çünkü her aracın da ona göre bir gücü vardır. Bu aracın da gücü ortalama kasaya bindireceğin 3,5 ton civarları. Tabii bizim hani bu resmi olmuyor. Resmiyette bizim şöyle bir saçmalığımız var. Kasamız zaten 3 ton, 4 ton 100 kilo ağırlık vermişler. 4 ton 131 kilo ile kantardan geçebiliyoruz. Yani 1 ton 100 kilo. Ama aracın mesela video, geçen attığım videonun başında var. Bunun da büyük ihtimal başına bir videosunu atarım. Aracı görürsünüz. Hani böyle büyük bir arabaya 1 ton çok saçma. Şimdi bizim taşıdığımız en hafif araba bile ortalama olarak 1 ton 200 kilo. Hani yeni segment, D segment araçları demiyorum yani. B segment bir araç bile 1 ton 200 kilo geliyor. Biz onunla kantardan geçemiyoruz. Devlet büyüklerimiz bu konuda bir el atarsa seviniriz. Çünkü hani bir de şu var. Mesela benim arka tekerler 4 teker. Yani toplamda 6 teker var araçta. Özellikle o yük için 6 teker aldım. Ama kantarda 4 teker de aynı, 6 teker de aynı. Yani kamyonet geçen bütün araçlar kantarda aynı ağırlıkla geçiyor. Şimdi bir dublo tarzı bir kamyonetin olsun, geri 4 ton 131 ile geçiyor. Hani gerçekten devletimiz bunu bir el atarsa çok seviniriz. Ha, ben o problemi aşmışım. Çünkü arka remork takıyorum. Remork takınca 7 ton 765 ile geçebiliyorum kantardan. O da zaten fazlasıyla yetiyor bana. Çünkü hani bir traktör bir araçla bile geçiyor o şekilde. Mesela geçenlerde benim aracım hani boş ağırlığı benimle birlikte bir 2 ton 9 civarlarında geliyor. Kasam biraz ağır yapılmış. Ağır yapılmış ama gerçekten de çok sağlam bir kasa yapmışlar. Şimdi geçenlerde şeye gittim. Antalya'dan bir araç aldım. Oradan da bir iş çıktı. Yozgat'tan. Yozgat mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam, evet, Yozgat Sarıkaya'da bir köyden bir traktör yükledim, oradan da aracı tekrar kasadan indirip remorka aldım, traktörü de üstte aldım. Traktör ruhsatta, yani fabrikasyon boş ağırlığına baktım internetten, 3 ton, bir de ağırlıklar vardı 3,5 ton civarlarında. Demek ki arabada 1 ton 200 kilo, 3 ton 700. 3 ton da benim kendi ağırlığım olsa 6 ton 700. Yine benim 1 ton boşluğum vardı yani. O da ki diğerleri ağır olmasına rağmen. Gerçi yanlış hesap yaptık arkadaşlar. Şimdi 3 ton öbürünü desek, kılı kılına geçmişim ya. Aynen. Tam kılı kılına geçmişim. Çünkü 3 ton kendi ağırlığı 2 ton 900. 500'de diğeri var. Hani ağırlık takmışlar. 500'de onu saysan 500 gelmez de 500 diyelim. 1 ton 200 de o, 4 ton 700, 2 ton 900 de benimki. Demek ki 7 ton 600 kilo. Hani tam kılı kılına geçmişim. 150 kilo bir eksiğim varmış. Gene sınırı aşmamışız yani. Problem olmuyor. Arkadaşlar az önce bir kontrol noktasına girdim. Adıyaman'da Akpınar karakolu var, jandarma karakolu. Orada bir kontrol noktasına girdim. Şunu değinmek istiyorum arkadaşlar. Ben gerçekten daha önceden de hani çok kolay gitmiş bir insanım. Oto alım satımından dolayı toptancılık yaptım daha önceden. Çok kolay gittim. gerçekten ticari aracı aldıktan sonra hani ne zaman bir kontrol noktasına girsem buradan güvenlik güçlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü hani artık bizim sürekli yolda olduğumuzu bildiklerinden dolayı mı, hani yorgunluğunu çektiğimizden dolayı mı bilmiyorum ama bize gerçekten çok kibar davranıyorlar. Hani çok hoş davranıyorlar. Tabi arada bir bazen hani bazı polisin sert zamanına denk gelebilirsin ve hatta jandarmanın işte güvenlik güçlerimizin sert zamanına denk gelebilirsin. O ayrı bir şey ama genele baktığımızda gerçekten bize çok çok güzel davranıyorlar. Hani buradan da özellikle onlara, güvenlik güçlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten hani ben çekiciyi aldıktan sonra bu yollara gidip geldikten sonra zaten pek bizi durdurmuyorlar da binde bir durduruyorlar. Durdurduklarında da gerçekten hitap şekillerine bakıyorum, çok 10 numara 5 yıldız da diyebilirim yani. Harbiden süper davranıyorlar. O da büyük bir ihtimal hani bizim sürekli yollarda olduğumuzu bildiklerinden dolayı çok hani şey yapmıyorlar. Bizi sıkmamaya bakıyorlar. Gerçekten bu konuda hani ben harbiden çok memnunum. Hani ne zaman bir kontrol noktasına girsem, mesela az önce direkt hemen DGN'ler beyefendi falan o şekilde karşılıyorlar. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Hani karşılıklı saygı oldu mu harbiden çok mükemmel bir şey. Daha önceden mesela çok karşılaşıyorduk. Şu anda harbiden mesela bir hastaneye gidiyorsun. Doktor eskiden mesela insanı azarlar derecesinde konuşuyordu. Mesela bir yerde kontrol noktasına giriyorsun. Harbiden azarlar derecesinde konuşuyordu. Şu anda gerçekten hani eskiye göre çok büyük fark var arada. Hani bu insanların da biraz daha hani gelişmesinden falan, kendini okuma yönünde, ne bileyim işte insanlara saygı, sevgi çerçevesinde kendilerini harbiden çok geliştirmişler. Eskiye göre gerçekten çok fark var. Mesela eskiden birçoğunuz şahit olmuştur rüşvet olaylarına. Benim de başıma geldi. Ben hayatımda rüşvet vermemişim. Cezasını yazsın. Hani suçsuz yere de ceza yazsın. Ama ben rüşvete karşıyım. Kesinlikle de vermem. Yani şu anda onun da önüne geçildi. Gerçekten hani üstüne basa basa söylüyorum. Güvenlik güçlerimize buradan çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Harbiden bize çok çok güzel davranıyorlar. Hatta bu özellikle bir gün videomda video açık şekilde kontrol noktasına gireceğim. Bize nasıl davrandıklarını görün. Gerçekten mükemmel davranıyorlar. Şu anda Adıyaman Kuyulu diye bir kasabası var. Oradan geçeceğiz. Diğer adı Turuş. Halk dilinde Turuş diyorlar. Tabelada Kuyulu diye geçer. Şimdi oradan geçeceğiz. Hemen biraz ardından Fırat Köprüsü'nün üstünden geçeceğiz. Arkadaşlar bir de Fırat Köprüsü demişken aklıma çok güzel bir yer geldi. Pek vatandaşlar arasında bilinmiyor. Hani buranın yerel halkı biliyor da. İnbaşı diye bir mağara var. Mağaranın içinde yüzebiliyorsun. Aynı zamanda tarihi bir yer. Fırat hani baraj yapıldıktan sonra Fırat'ın sularının altında kaldı. Yarı yarıya görünüyor ama. Hani bazı yerleri hiç su altında değil. Bazı yerleri su altında. Hatta büyük bir mağara varmış. Bir köyden çıkıyormuş o mağara. O mağaraya zaten girmek imkansız. Şu anda sular altında. Çok güzel bir yer. Mutlaka orayı görün. Bir de köprünün hemen ilerisinde Adıyaman tarafından Şanlıurfa tarafına giderken köprü başlangıcında sola giden bir yol var. Köprüye daha çıkmadım. Sola giren bir yol var. Orada da çok güzel bir şelale var. Mutlaka buraya yakın olanlar gitsin. Şelale de çok güzel. Tabii bu senelerde biraz su seviyesinde hani kıtlıktan dolayı veyahut da bu küresel ısınmadan dolayı sular harbiden çekildi de belki şu andaki durumu nedir bilmiyorum ama çok güzel bir şelale var. Oraya da gitmenizi tavsiye ederim. Bir yaklaşık 200 metre 300 metre tırmanabiliyorsunuz şelaleden. Çünkü kat kat böyle o şekilde tırmanabiliyorsunuz. Orayı da mutlaka görün. Arkadaşlar şu anda aracın yanına yaklaştık gibi. Çünkü konumda buralara çok yakın. Evet, araç göründü. Araç burada kalmış. Evet, bu videoda görünen polo araç. arkadaşlar da 3 kişi. Şu ileriden çevirip geleyim aracı. Burası Şanlıurfa'yla, yani Bozova'yla Hilvan'ın arasında bir yer. Araç orada kalmış. Adıyaman'dan geldik aracı almaya. Arkadaşlar şu an aracı yükledik. Hazırız arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Çekip gidiyoruz delikanlı gibi. Arkadaşlar şu anda müşterimize sorduk videoyu çekebilir miyiz diye arkadaşlara. Videoyu aracın önü görünürse, hani ön camdan görünürse daha güzel olur dedikleri için ön cama çevirdim videoyu. Şimdi muhabbet tadında bir yolculuğumuz olacak inşallah. Araçta da bizim korktuğumuz gibi motor arızasına benzemiyor. Büyük ihtimal ya trigger sente kaydırmış. Ben kendim de hani tamircilik yaptığımdan hani daha önce tamircilik yapmıştım. O yüzden az çok anlıyorum araçtan. Motor arızası değil gibimize geldi. Büyük bir ihtimal sente 60 gibi bir şey var. Ya hatta bir bobinin birisi çalışmıyor. Bobinin ya biri ya ikisi. Araç 3 silindir kolonun benzinli modeli. İnşallah büyük bir sıkıntı görünmüyor araçta. Mekanik değilsen ya da mekanik değilsen. Aynen. Yolculuk nereydi? Adıyaman'da, Hilvan'da Adıyaman'a geliyor. He. Burada çalışıyor musunuz yoksa? Yok, hele. He. Havaalanından misafir getirdim. Yani. He, başlarsınız ha. Gelirse araba arıza verdi. Zaten geçen hafta yine arıza verdi. Santral sen çağırdı geldi. Aynen. Çok geçmiş olsun abi. Kayıtlı internetten numarasını ben kaydettim. Ben bunu kaldığımız için. Evet, başlarsın abi. Biraz hafif bir sesi artırsak çünkü bir ses değil. Aynen. Geldim arkadaşlar. Gerçekten Tarkan abimiz de Fahri abimiz de çok sıcakkanlı arkadaşlar. Başlarsın abi. Arkadaşlar genelde ben uzun yol çalışıyorum ama bugünlerde de nedense hiç uzun yolum çıkmadı. Şu yaklaşık bir haftadır. Normalde benim hiç uzun yolum kesilmez. Yani sürekli yoldayım. Ayda yaklaşık bir 15.000 km yol yapıyorum. Ama bu 10 gündür piyasada aşırı bir durgunluk var. Aynen. İnşallah düzelir. Her sene yılbaşından sonra bunu yaşıyoruz yani. Aynen. Durgun ya yazdık. Çok kötü yani zaman geçiyor. Aynen. İnsanlar her şeyi dertten okuyor. Güzelliği. İnşallah. Fahri abi bir Samsat'ta ne işle uğraşıyorsunuz? Çiftçiyiz abi. Çiftçisiniz değil mi? Ha onun için sordum. Evet. Şimdi bu yağış yok çiftçilikte nasıl bir şey oluyor? İşte hani kuraklık var. Kuraklık geçmesi mesela daha çok üretimi çok etkiliyor da işte bu ektik biraz yağmur yağdı ondan sonra bu epey bir kuraklık vardı bu 10 gündür 15 gündür. Bir hastalığa yol açtı. O hastalık hep böyle sarı sarı lekeler oluyor mesela arkada. Arkada ekşirdi değil mi? Bu önümüzdeki 3 gün yağmurlu. Eğer bu yağmur vurursa düzelir diye düşünüyoruz inşallah. İnşallah. Biraz kendini toparlar. Gelişim. Peki yağmur yağmasa hani mesela ekinde nasıl bir şey olur? Kurallık olur. Verim vermez. Verim vermez. Mesela 1'e 25 veriyorsa normal bir senede 1'e 9 olur, 1'e 8 olur. Bu da hep zarar. Tabii. Allah inşallah iyi getirir de yağış yağarsa çok güzel olur. Ben gelirken de yolda onu bahsettim. Yağışın olmaması gerçekten bir zincir gibi. Çiftçinin işi ya, durduğunda bütün dünyanın işi durur. Aynen. İnşallah bu yağışlar düzelirse de güzel olur. Arkadaki arkadaş korkuyormuş. Düşmem değil mi? Onun ismi neydi? Cebrail. Cebrail. Arkadaşlar Cebrail az önce arkada, aracın arkasında, aracın üstünde kendisi. Şu an yan kasadaki aracın içinde, bizim araç yan tarafı 2 kişilik olduğu için araçta da 3 kişi vardı. Cebrail arkadaşımız da aracın içine bindi. Az önce bizi arıyor, diyor yavaş gidin, yani şey çok yavaşlamayın, sizi sollayacağım. Kasada bir de ben de daha önceden mesela çekiciyi almadan benim de bir aracım Erzurum'da yolda kalmıştı. Kasanın arkası çok korkutuyor adamı. Bir de beni çeken arkadaş hiç arabayı bağlamamıştı. Sadece tambur dediğimiz vinçle çekip onunla tutturdu. Başka hiçbir şekilde bağlamadı. Virajlara da çok sert giriyordu. Harbiden içi ürkütücü yani. Gerçekten arabanın kasasındayken insan korkuyor yani. Bu bir de kaskolu değil mi oluyor? Nasıl? Araba kaskolu oluyor değil mi? Tabii. Normalde tekli çekicilerde kasko pek herkes kullanmıyor. Benim araç 1 trilyona kadar kaskolu. Çünkü ben genelde uzun yol çalışıyorum. Uzun yol çalıştığımdan dolayı da bütün evraklarımı full yaptım. Oldu mu tam bir serin güzel olur, daha sağlam olur, daha rahat olur. Tabii. Ya hem müşterinin içi rahat eder, hem benim içim rahat eder. Ya sonuçta Allah korusun başına bir şey gelse, kaskon olmasa kendin ödemek zorundasın. O yüzden kaskonun olması daha mantıklı. Arkadaşlar şu anda Şanlıurfa yol ayrımına geldik. Adıyaman'a bir 15 kilometremiz kaldı. Sanayiye gireceğiz. Sanayi de biraz daha yakın. O yüzden 15 kilometre falan kaldı. Selamatla geldik. Aynen, çok şükür. Sağ salim, güvenli verler. Başlaştık. Sizin oraya geldik. Samsat. Zipline'ı. Zipline'ın da reklamını yaptık orada. Ama güzel olmuş ha. Güzel de şimdi geri gelelim. Oraya güzel bir yol yapsalar çok güzel olur. Aha. Yürüyüş yolu hem maksat millet yürü. Şimdi orada abi bundan önce çok şeydi de yine bu yapılanlar güzel. He. Bize bir de ücretsiz gemi turu yaptılar. Geldik işte, iyi de bir reklamını yaptık. Ama fiyat hakikaten yüksek ya. Yani Adıyaman gibi bir yerde yüksek yani. Bize bir ayrıcalık da tanımadılar fiyatta. Ne yaptılar? 25 mi? 25'ti değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ha, 25. Evet. Ben de binmişim, ben gitmişim. Yok biz bindik ama çok hoş ya, zevkli. Ama ben böyle macerayı seviyorum. Diyorum keşke kulesi biraz daha da yüksek olsaydı, daha da süratli olsun. Mesela şeyde gittik, Osmaniye'de sabun düz içinde Sabun şelalesi var. Evet. Hakikaten oraya da mesela giderseniz mükemmel bir yer. O Sabun şelalesine gittik. Orada da zipline vardı. Ama meyil çok az. Çok yavaş gidiyor. Mesela Adıyaman'daki hakikaten hızlı. Hızlı akıyor. Bir de barajın üstündesin. Evet, aynen. Düşsen de sıkırsın. Aynen. Bir de Türkiye'deki herhalde dedi en uzunu bizde. Zipline'ı. Şu an Türkiye'deki en uzunu Adıyaman'dakiymiş. Zipline'ı sevmiyorum ben, teleferik. He. Teleferik de değişiklik oluyor. Yüksekten izlemesi güzel oluyor. Bir de yavaş yavaş gidiyor ya. Bunda biraz daha adrenalini hissediyor. Arkadaşlar bu arada Samsat'ta zipline var. Adıyaman'a yolu düşenler zipline'a uğrarsa Türkiye'deki en büyük, yani en uzun mesafeye sahip barajın üstünde kıyıdan bir tarafından bir tarafına geçmiş oluyorsunuz. Çok güzel bir yer. Videosunu YouTube'da da görebilirsiniz. Bizim Adıyaman FSM Motor Grubu'nun kanalında da var. Aynı zamanda Samsat zipline'ın haberlerde çıkan videoları da var. Samsat zipline'a da mutlaka uğrayın. Bakalım kontrol noktası gene bizi durduracak. Ben gelirken Akpınar'da durdurdu. Bir ehliyet kontrolü vardı, geri devam etti. çekicileri internette 2-3 ay arıyordu. Ya bazıları var çok basitti. Bende bir tane de çoklu var. Çocuklar biri bunu sürekli biraz oynuyor. Üstünde 5 tane araba var, bir tane de çoklu çekici var. Ama o biraz daha bunlara göre basit. Bu benim arabanın eski kasası Iveco. Üstündeki biri Clio, birisi de Mini Cooper. Clio da yeni çıkan renk ya. Merak ya hakikaten. Ben işi hakikaten severek yapıyorum. Yani öyle ticari amaçlı değil. Ya ticari zaten sonuçta mecbur, onu da ticari amaçlı da yapıyorum ama hakikaten işi severek yapıyorum. Mesela bir gün bir tane araba yolda kalmıştı, gittim şehir içinde. Adam da bana hiç söylemedi arıza bu şey hani çalışmıyormuş. Araba da doğan diselik. Sonra yükledim, çıktık. Dedim neyi vardı dedi. Valla dedi LPG'de çalışmadı. Dedim ben anlıyorum, sen bana söyleseydin yarında bakardım dedim. Valla ben ne bileyim. Geri gittim çekicinin üstünde. Bir baktım. Dedim bir kontağı aç kapat, marşa basma. Kontağı açtı kapattı, bir baktım bobinin birine elektrik gelmiyor. Aynen. Tek tek fişlerini çektim. Baktım bir tanesine elektrik gelmiyor. Hemen takım sandığını çıkarttım, o bobini söktüm. Zımpara falan da yok temizleyeceğim. Bir de yaylı sistem değildi. Normalde onlarda bir yay var. Evet, evet. Ucu ya gergin oluyor, gerginse ucuna az bir şey kesiyorsun. Veyahut da diyelim ki kısalmış, sürekli çalışa çalışa onu biraz çektiriyorsun. Çalışıyor. Bu da yaylı sistem değildi. Pimli sistem. Onu biraz gittim yere sürttüm. Zımpara olsa biraz az bir şey aldım mı, temizledim mi çalışıyor. Yere sürttüm taktım, çalıştı araba. Adam diyor abi diyor vallahi böyle çekici yani diyor, keşke çekicilerin hepsi böyle olsa. İşten anlasa hiç olmazsa diyor. Gelir ufak tefek arızada yapar. Geri hemen orada indirdim. Çekici ücretini aldım, çıktım geldim. Bir gün de Adıyaman'dan bir tane Skoda almışlar. Skoda favorit var ya. Aynı şekilde o da Malatya'nın dağ yolunda kalmış. Malatya'ya gidecekler. Adıyaman'da almış. Malatya'ya doğru giderken orada kalmışlar. Dedim abi dedim neyi var? Dedim valla gaz yemiyor. Dedim araba hiç gitmiyor. Gittim hakikaten araba gaz yemiyor. Sonra işte dedim abi dedim burada bir uğraşacak yapabilirsek buradan hiç yüklemeden geri devam edelim. Gittim ona da baktım, gaz ayarı artık bir de bazıları hani hassas oluyor. İzoloban sarıyorsun ki o dönmesin. Ayar mı dönmüş, kendileri mi uğraşmış, ne etmişlerse ayarını yaptım. Adam korkuyor diyor abi gene beni yolda bırakır. Dedim gel o zaman bir 10-15 kilometre gidelim gerek. Çekiciyi kilitledim, gittik. Bir 15-20 kilometre en dik rampalara vurduk. Baktı çekiş iyi dedi, tamam. Geldim orada da çekici ücretini aldım, geri gönderdim adamı. Ya senin gene hani iyisi tarafa bir de anlıyorsun yani. He, aynen. Avantaj da var. Ya ben bu işte hakikaten çekirdekten yetiştim yani. Mesela bazen araba alıyorlar, bende boya cihazı da var. Mesela araba alıyor, gidiyorum aracın olduğu yerde kontrollerini yapıyorum. Devrini uzaktan uzağa yapıyorum, ondan sonra alıp geliyorum. Ben galericilik de yaptım ya. O yüzden işte ben bunu sana soracaktım. He. Abi mesela araç bulsak seni göndersek diyelim acaba. Uzaktan uzağa devir işlemlerini de yapıyorum. Mesela sen Adıyaman'da aynı anda benimle notere geçiyorsun. Orada bir vekalet yapıyorsun. O şu anki yeni sistemde bir kod var. Onu kodluyor bize geliyor. Evet. Senin mobil imzan gibi oluyor ya. Ben elektronik orada imza diyorlar hatta. Elektronik imza. Şimdi sen orada imzayı attığın dakika ben de orada senin yerine imzayı atıyorum. Devir senin adına oluyor. Sonra zaten e-devlete girersin, bakarsın ki devir senin adına. Arabayı da yükleyip getirip kapıya kadar teslim ediyorsun. Bu sokağa çıkma yasağı vardı ya. Sokağa çıkma yasağı olduğunda yani sokağa çıkma değil de şehirler arası seyahat yasağı var ya. O zaman ben belki 100 tane araba getirdim. Hep çalışır yürür araba. Adam mesela almış gidemiyor. Diyor şurada bir arabam var işte getirebilir misin? Fiyatı anlaşıyoruz. Gidiyorum orada aracı kontrol ediyorum. Kendim mesela kontrol ediyorum. Benim mesela aldığım arabalarda da ben sürekli kendim kontrol ederdim. Orada biner gelirdim. Ama müşteri olduğu için orada diyorum istersen Xper'e de koyayım ben baktıktan sonra. Baktım bir şey çıkmadı, Xper'e de koyayım. Adam içi rahat etsin diye isterse Xper'e de koyuyorum yani. Önce bir kendim kontrol ediyorum. Mesela bazen boya çıkacak, boşuna Xper parası vermez. Boya cihazım var, motordan kendim anlıyorum, yürüyenden anlıyorum. O yüzden hemen o şekilde, mesela özellikle de yüksek modelse Xper'e bile koymaya gerek kalmıyor. Ama ben onu mesela müşteriye gitmeden söylüyorum. Diyorum abi bak ben Xper'ini kendim yaparım, aracın kontrolünü yaparım. Yani Xper değil de kontrolünü kendim yaparım ama garanti vermem. Çünkü benim işim çekici. Yarın öbür gün gidersin mesela birine satarsın, bir bakarsın bir şey çıktı, bu kez benim başıma ağrıyacak. O yüzden garanti vermiyorum. Diyorum abi bak ben garanti vermem. İstersen götürme Xper'e koyun. Benim işim çekici. Çekici işimi yaparım. Ama çok şükür bugüne kadar mesela getirdiğim araçlarda hiçbirinde sonradan bir şey çıkmadı. Ben gözle de az çok anlıyorum. Hani kaportanın boyasını öyle bir kaportacı gibi anlamam ama az çok böyle iyi boyanmamışsa veyahut da usta 10 numara bir şey yapmamışsa çıkarabiliyoruz onu. Cihaz da zaten seni yönlendiriyor. Abi şeye mi bırakayım? Evet, sadece bırakayım. Tamam. Arkadaşlar şu anda sanayideyiz, aracı indireceğiz. Kapı sağlam geldi hayırlısıyla. Aynen, çok şükür. Aracı buraya indireceğiz. Şey vereyim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olup beğen butonuna basarsanız seviniriz. Biraz ileride durayım, arka tekeri çukura düştüm ki takozu koymaya gerek kalmasın.